Şimdi hemen diğer konumu alacağım. Konuğum kim? Özay Üründülcü geliyor. Ben sadece ismini söyleyeceğim. Soyadını söyleyemiyorum çünkü. Özay Bey geliyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Edirne'den. Edirne'den geliyorsunuz. Evet. 5 yıllık hayat arkadaşınız ve bir çocuğunuzun annesi 8 aydır kayıpmış. Doğrudur. Nereden, nasıl kayboldu? Babamla tartışıyorlar. Hı hı. Siz Edirne'de hep beraber yaşıyorsunuz. Birlikte yaşıyoruz. Hı hı. 14 Mart'ta baba çıkıyor. Kendisinden hiç haber alamıyorum. Sizin babanıza, yani kayınpederiyle tartışıyor. Evet, benim babamla tartışıyor. Nerede tartışıyorlar? Misafirliğe gidiyorlar. Hı hı. Orada tartışıyorlar. Gün içerisinde? Yok, gece. Gece. Sabah erken saatte gidiyor. Bir daha kendisine ulaşamıyorum. Ha, anladım. Sizin babanız, karınız, evet, çocuğunuz hep beraber birine misafirliğe gidiyorlar. Amca kızına gidiyorlar. Amca kızına. Evet. Tartışma konuları neymiş? Benim çocuk açık kaldığı için, benim çocuğum var 4 yaşında. Hı hı. Açık kaldığı için babam biraz bağırıyor, çağırıyor. Hı hı. Gidiş o gidiş. Açık kal dediniz, üstüm üstü açık kalıyor herhalde. Ay, yani şimdi yorganlar var ya, çocuk kendini açtığı için, hı hı, niye bu çocuk açık kaldı diye biraz kendisine bağırıyor, çağırıyor. O, hı hı, da gönül koyup gidiyor. Ama ben kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Yani sizin amca kızınızın evinden kaçıyor. Evet. Hı hı. Oradan gidiyor. Siz karınızın kaçtığını ilk kimden öğrendiniz? Babamdan öğrendim. Sabah? Yok, akşam. Akşam? Gece. Gece kaçıyor? Sabah kaçıyor. Şimdi karınız babanızla kavga ediyor. O gece orada kalıyorlar ya. Evet. Sabahlara karşı benim çocuk niye açık kaldığı için, hı hı, babam kendisine bağırıyor. Gün aydınlanırken oradan çıkıyor, kaçıp gidiyor. Anladım. 14 Mart çocuğu da babanıza bırakıyor. Evet, babama bırakıyor. Sonrası, ya aklınıza ilk ne geldi? Karınız nereye gider? Şimdi kayınpederine kızmış. Şimdi, bir gelin var. Her yerde araştırdım. Bütün her tarafa başvurdum. Hiçbir yerden haber alamıyorum kendim. Hı hı. İlk ailesine geliyor. Kadın sığınmaya da başvurdum, dilekçe verdim. Çok yerleri araştırdım. Ama hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ama ben bu cezayı hak ettiğimi de düşünmüyorum. Hı. 5 yıllık evliyim, eşime bir tane tokat atmamışımdır. Bağlansın, akrabaları bağlansın, kendi de bağlansın. Bana desin ki, ben seninle 5 yıllık hayat arkadaşlığı yaptım, bana bir tane tokat vurdun desin. Burada beni mantarlatsın, madara etsin. Bazen ama tokattan daha ağır kelimeler vardır. O kelimeleri sarf ederiz. O tokattan daha ağırdır. Hayır, yani ama ben bu kalbini cezayı kıracak, hak etmedim. İncitecek bir davranışta bulundunuz mu 5 yıllık evlilikte? Yok, hiçbir şekilde. Daha önce eşiniz evi terk etti mi? Bir defa gitti. Bir ama, kere daha önce. Onda da ablası 2 gün içinde kendisini uçakla birlikte, hı, getirdi. Yani aslında bu ikinci kaçışı. İkinci kaçışı bu çok uzun süreli oldu. İlkinde önce kaçtığında 2 gün durdu ailesinin, hı, yanında, geldi. Bu çok uzun süreli oldu. Yani babanızla kavga ediyor. Normalde böyle bir durumda ne yapar? Gelir babanızı size şikayet eder. Sizin, evet, aile içerisinde problemler çıkar. O tartışma büyür. Oradan işte ya ayrılık kararı alınır, ya ailenle bir daha görüşürsen seninle görüşmem der. Sizi tehdit eder. Ama karınız kayınpederiyle kavga ettikten sonra ortadan kayboluyor ve bir daha ses seda yok. Hiçbir şekilde. Ve çocuğunu da bırakıyor. Çocuğumu bırakıyor çünkü güvenciği var. Benim ablam bakıyor çocuğuma 8 aydan beri. Hı hı. Yani biliyor, çok rahat bakılacağını biliyor. O güvence var. Ama ben eşimi seviyorum, ona güveniyorum da. Hı hı. Bana ihanet edeceğini de düşünmüyorum. Hı hı. Hiçbir şekilde. Onun ben kalbini kırmadım. Hiçbir şekilde üzmedim. Çalıştım, baktım, aç bırakmadım. Dövmedim. Bu cezayı hak etmedim. Hani bir şekilde bağlanıp 8 aydan beri beni istemiyorsa da ben bileyim yani, ben nikahımın altında, benim nikahımın altında. Neredesin? Ben hiçbir şekilde bir yerden bir haber alamıyorum. İstemiyorsan da aç telefon, bağlan, boşanalım. İlk boşanan da biz olmayacağız Esra Hanım. Olmayacağız yani. Biz ilk ayrılan insan biz olmayacağız. Ama aç bir telefon. Neredesin? Ha, şurada çok gönül koydum eşime. Kendimi geçtim. Gönül koymuş olabilirsin. Bağıma da koymuş olabilirsin. Senin bir evladın var. 8 aydan beri sen evladını niye aramıyorsun? Neden? Benim zaten en çok bu kaçanlarda merak ettiğim bu. Yani kocalarla yetişkinler arasında sorunlarda çocuklar niye cezalandırılıyor? Yani 8 aydan beri, yani nasıl bir şeydir bu yani?
Bana kızmış olabilirsin. Babama da gönül koymuş olabilirsin. Eyvallah. Hiçbir kaynatanın aslında yani bir gelinine vurmaya veya bağırmaya da hakkı da yoktur. Vurmuş mu o gece? Ya şimdi tam ben şimdi olayın içeriğini hani bilmiyorum. O torunun üzeri niye açık, üşüyor. Bundan dolayı çıkan bir tartışmadan kim evi terk eder? Olayın tam içeriğini ben bilmiyorum Esra. Orada daha büyük bir şey. Babanız anlatmadı mı size? Ya babam biraz bağırdım çağırdım diyor. Hı-hı. Ev sahibine sorsaydınız. Onlar nerede yaşıyorlar, misafirliğe gittikleri yer neresi? Yani bir 3-4 kilometre uzağımızda. Yakında yani uzak. Yakında, niye orada kalıyorlar gece, eve gelmiyorlar mesela? Ya bizimkiler mi yani? Aha, babamla evet. Eşim. Evet. Misafirliğe gidiyorlar oraya. Ama misafirlikte işte bu olay yaşıyorlar. Eşim de basıp gidiyor. Evet, terk ediyor. Ama her yeri araştırdım Esra Hanım. Hı-hı. Yani. Hiçbir yerden bir şekilde haber olamıyorum. Haber yok. Yani hakkımda bir uzaklaştırma yok. Hı-hı. Çok affedersiniz. Hani bir şikayet yok. Hı-hı. Hani insanlar mesela çok insanı görüyoruz. Her gece zulüm eder, sopa eder, aç bırakır, döver. E bende öyle bir şey yok. Bana hak etmediğin bir cezayla beni karşı karşıya bıraktın. Ben bu cezayı hak etmedim ki. Tek bir ses de yok yani. Hiçbir yerden bir şekilde haber alamıyorum. Şu anda buraya bağlansın desin ki 70 milyon önünde desin ama bunu. Sen beni aç bıraktın desin. Beni her gece dövdün desin. Eyvallah. Yani 8 bunları ay... yaptığınızda hak etmiş mi olacaksınız? Ben de bunu anlamıyorum. Hayır, ama şimdi... önce Özal Bey iyi haberi vereyim. Buyurun. Eşiniz Fikriye Hanım'ı bulduk. Çocuk yani ne durumda onu da merak ediyorum. Hatta şu anda eşiniz telefon hattında. Tamam. Buyurun. Evet. Alo değil. Alo. Alo. Nasılsın Fikriye? İyi değilim. Niye? İyi değilim. Sebep? Ben senden güzel şekilde ayrılmak istiyorum. Tamam. Tamam. Kavgasız, dövüşsüz, ben çocuğu sana vereceğim komple. Tamam, peki şunu soracağım sana. Komple çocuğu vereceğim dedi. Tamam, peki şunu soracağım sana. Neredesin? Benim nerede olduğumu da sorma. Tamam. Niye ben senden güzel şekilde ayrılmak istiyorum, çocuğu da vereceğim sana. Hani yanlış anlama, tamam bana çok iyilik yaptın, çok ekmeğini yedim, hakkını ediyorlar. Ama bazı yerlerde insanın şurası lazım, insan doluyor. Bana da affet. Sen benim eşimsin. Hani biz bari şöyle bir ekmeğini de yedim, şeyini de. Hani beni de aç bırakmadın. Her konuda da maddi konuda da sahip çıktın. Allah koyduk hadi beni aldın. Aldın nikahına, tanıdık yaptın. Hakkını ödememezsin o konuda hiçbir zaman. İyi bir eş mi, kötü bir eş mi? Anlayamadım ben Fikriye Hanım. Bak Alan benim eşim. Mükemmel bak, gibi benim, dedi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Siz avukatsınız, gelme. Ne? Evet, buyurun. Ha. Siz avukatsanız bana benim kocam geri geldi bu 4 benim kocam bana vurması falan yok. Ben eşimle anlaşamıyorum. Anlaşamadığım için boşanmak istiyorum. Peki o gece kavga ettiğiniz kişi kocanız mıydı, kayınpederiniz miydi? Kayınbabamla kavga ettim ben. Bir şeyle çıktım oradan. Çocuğu da komple bıraktım. Komple bıraktım. Alsın dedim çocuğa dedim baksınlar. Benim artık yorgun ben. Benim beynim yorgun. Beyniniz yorgun. Peki evet. Kayınpederinizle yaşadığınız sorunu gelip kocanızla konuştunuz mu? Hayır, hiçbir zaman da konuşmadım. Ben eşimle güzel bir şekilde ayrılmak istiyorum. Ablacığım ben senin güzel bir şekilde ayrılmak istediğini anladım ama siz bu yolu güzel şekilde ayrılacak şekilde taşlarla döşememişsiniz. O gece bir anda sabaha karşı evden çıkıyorsunuz ve kayıplara karışıyorsunuz. Yani Özay'ın ve çocuğun günahı ne? Fikriye. Efendim? Yani şimdi mesela sen kayınpederine kızgınsın. Haklısındır da o kızgınlığında. Ama senin sorunun kayınpederinle, Özay'la ve çocuğunla değil ki. Yani niye onları terk ettin? Ben istemiyorum. Ayrılmak istiyorum güzel bir şekilde. O gece tartışma konunuz neydi kayınpederinle? Ya ben, benim çocuk üstünü açmıştı. Ağladım. Ben uykum ağır oldu. Sabah kalktım ben. Bana dedi ki ne? Sen dedi çocuğa dedi bakamıyorsun dedi, edemiyorsun dedi. Çocuğa bakmayı bilmiyorsun dedi. Çocuğu da hasta edeceğim dedi. Biz yüze gittik kayınbabamla. Ondan sonra bana vurmaya çalıştıkken sonra
akrabası bir diyor bir odaya aldı. O, bu çocuğun odasına geçti. Ben de bir şeyler ben sordum çocuğu bırakayım onları al. Oldum ya hayatımdan bıktım. Vallahi yanlış anlamayın bak hayatımdan bıktım. O yüzden dolayı ben eşimle güzel şekilde ayrılmak, boşanmak istiyorum. Buyurun Özay Bey. Tamam. Hayatından bıktım yani, diyor. Yani şimdi Esra Hanım şöyle bir şey. Yani bu kadar iyi bir eşseniz nasıl bıktırdınız bu kadını? Kendi söylüyor eşimden bir zulmüm yok diyor. Beni hayır, bakıyor diyor. Yani diyor. Şimdi iyi bir eşsen de neden bıktınız siz? Şimdi şöyle bir şey. Eşimin adli melekeleri pek sağlıklı değil. Anlatabiliyor. Benim Allah'a şükür aklımla bir şeyim de beynim de yerinde. Yok, değil yani. Bizim gibi normal tam beyni çalışan bir insan değil. Sağlıklı yani bir zihinsel engeli mi var? Yok, o şekilde bir raporu yok. Ama nasıl kenar mahallelerde dersin, çok sakin bir insan, dokunma dersin buna yani. Kendi halinde bu insan dersin ya, aynen öyle. Çabuk kandırılabilir mi? Tabii. Hı? Çok çabuk. Kolay kandırılabilir. Çok çabuk. Peki, şu an yerinizi söylemek zorunda değilsiniz ama 8 aydır nasıl yaşıyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz? Ya, ben yaşıyorum. Yani şöyle mesela hani kocanızla boşanmak istiyorsunuz ama insan böyle bir durumda ne yapar? Aileden birinin kapısını çalar. Siz ailenizin yanına da gitmemişsiniz. Ben ailemin yanına da gitmek istemem. Ailemden ne çekse ailemden geldi bana. Hı hı. Ben kimseye de... Hı. Yanlış anlamayın. Allah benim de aklımda şeyim de yerinde. Hayatınızda sizi üzen başka bir şey mi var eşinizin dışında? Ben istemiyorum. Güzel şekilde ayrılmak istiyorum. Yok yok bir daha sor anlamadım. Hayatınızda sizi üzen başka bir şey mi var eşinizin dışında? İstemiyorum. Peki hayır şu. Şimdi kocanla evlilik hayatın nasıldı? Önce bir onu öğrenelim. Benim daha önce evlilik hayatım iyi değil. Yani... Özay'la iyi değil miydi evlilik hayatın? Ben evlendiğimde hayatım iyiydi. Sonradan bozulmaya başladı. Sonradan anlaşamadım. Anladım. Anladım bazı şeyler. O yüzden dolayı ben istemiyorum, ayrılmak istiyorum. Açık konuşsana. Peki. Burada bazı şeyleri derken mahmalı konuşuyorsun. Açık şeyleri konuş burada bak. 70 ben milyon senden, bizi izliyor. Açık konuş, açık. Ben senden kötülük görmedim. Hakkını da ödeyemem. O zaman ne? Ben senden ayrılmak istiyorum. Ya ayrılalım da 8 aydan beri niye benim nikahımın altında dolaşıyorsun? Neden haber vermiyorsun? Neden boşamaya vermedin? Vereceğim 8 aydan sana. Beri ver kardeşim boşamaya ver. Ben bir hafta içine boşamaya vereceğim. Tamam. 8 aydır vermediniz de şimdi ne oldu? O da diyor ki belirsiz hayatın belirsiz diyor. Çocuğun hayatı belirsiz. Bakabilir mi çocuğa? Ya... Ablasına güveniyorum. Ona bakacağını onun gözünde arkamda yok. Benimle maddi durumu iyi. Çok acı bir cümle. Peki. Komple verdim. Yani, İki defa tekrarladım Özay bu cümleyi. Özay Bey çok daha oturduğu dakikada o çocukla alakalı kafasına tek bir soru işareti yok. Onun bizim ailede güvende ve iyi olduğunu biliyor. Bu yüzden de o çocuktan vazgeçiyor dedi. Fikriye Hanım, ekip arkadaşlarım telefonu kapattıktan sonra sizi arayacaklar. Sizi buraya bekliyoruz. Gelmek isterseniz buyurun gelin lütfen.